4 Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün günlerden pazartesi. Aslında hiç sevmediğim bir gün ama izinli olduğum için bugün benim için pek de öyle kötü bir gün değil aslında. Kızımla birlikte geziyoruz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün uzun zamandır gitmediğim dağ yolları var. Tatlı virajları var böyle. O virajlara gideceğiz. Ve arkadaşlar videoya geçmeden önce videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz. İzliyorsunuz, boş geçiyorsunuz oğlum ya. Şahsen ben olsam kendime abone olurum ama olamıyorum yani. Kendi kendime abone olamıyorum. O yüzden sizlerden rica ediyorum. Oha yapmışlar. Geçen hafta arkadaşlar ne olduysa bu yolda bayağı bir çukurlar oluşmuştu. Bir hafta geçmedi yaptılar. Belediye çalışıyor ya. Oğlum 60'la gidiyoruz. Şurada bir radar olsa şak. Hasat the black one. Geçiş üstünlüğü benim. Sağ geçiş üstünlüğü denen bir şey var oğlum. Yakında da bu mahalleden taşınacağız. Bakalım ev bakıyoruz arkadaşlar. Beni buradan izleyen varsa, izleyen kardeşlerim varsa Alton, Arburg, Rüssingen, Egirkingen, Oftringen civarlarında bildiğiniz evler var ise 3 oda, 4 oda fark etmez. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Arav are. Bak yazın hep buradan geçerim. Ben bu areyi görmedim biliyorsunuz mu? Şimdi yapraklar yok ya. Are net görünüyor. Kızım kirlendi. Kızım pislik içinde. Geçenlerde Afrika'dan gelen o kum fırtınasından dolayı biz de nasibimizi aldık. Aslında yıkayacaktım ama hazır motorla çıkacağım zaten gezeceğim. Yine kirlenecek. O yüzden dedim biraz daha gezelim, biraz daha pislenelim. Ondan sonra gidip bıcı bıcı yapalım dedim. Şu an geçtiğim bölge arkadaşlar. Burayı bilenler için söylüyorum. Bilmeyenler için de en azından öğrenmiş olursunuz. Egirkingen. Tabi bunu öğrenmenizin size ne tür bir faydası olacak onu da bilmiyorum ama hani geçtiğim yerleri en azından neresi olduğunu bilin. Hayat bu gençler, belli olmaz. Bugün izleyip yarın burada olabilirsiniz belki. Bundan 2-3 sene öncesine dair bana deselerdi ki oğlum işte sen Avrupa'ya gideceksin, işte İsviçre'ye gideceksin falan filan. Yani o anki yaşam şartımı düşünürsek, yani yaşam standartlarımı, yaşam şeklimi düşünürsek bu adamı döverdim herhalde. Ama işte oldu mu oluyor. Bak. Çocuğuna karşıdan karşıya geçmeyi öğretiyor. Bekliyordu yolun kenarında bir aracın gelmesini. İşte bu şekilde çocuklarını bilinçli bir şekilde yetiştiriyorlar. Yere çöp atmama konusunda, karşıdan karşıya geçme konusunda, otobüste, kamuya açık alanlarda nasıl hareket etmesi gerektiğini vesaire vesaire vesaire. Bu şekilde çocuklarını bu yaştan itibaren yetiştiriyorlar. Bak. Bakın karşıya geçmiyor. Yol kenarında bekliyor. Bir aracın gelmesini bekliyor yani. Ben duracağım, çocuğuna bak. Araç seni yaya yolunda görünce, yaya geçidinin başında görünce duracak. O durduktan sonra geçeceksin diyor. Güzel bir şey yani, çocuklarını bu yaşta yetiştiriyorlar.
Hayır yani biz de bunu öğretmeye kalksak da, ki öğretiyoruz o zaten. Türkiye'de de zannedersem hani hiçbir ebeveyn oğlum paldır küldür dal demiyordur. Ama tabii ki ne yazık ki bu kurala araç sürücüleri, trafikteki insanlar ne kadar saygı gösteriyor, orası tartışılır. Ulan maskeyi düzeltelim dedim. Gidiyorduk yala. Buradan mıydı? Buradan diyor. Biz doğru gidiyorum ya. Yok ben doğru gidiyorum. Yani bir yaz gitmedik diye unutmadık anasını satayım. İnşallah. De ıslak abi yerler. Evet evet, yeşillenmeye başlıyoruz yavaş yavaş. Bu aydan sonra artık havalar da ısınmaya başlar, günler de uzamaya başlar. Bilmiyorum, bu bilgiyi sizlere daha öncesinden verdim mi arkadaşlar? Yazın burada hava akşam 10-10.30 gibi falan kararıyor. Bu da bizim için güneşten faydalanabileceğimiz, güzel güzel motor kullanabileceğimiz bayağı bir zaman sunuyor. İşten çıktığımız takdirde. Buradan sonrası 80 mi? Hiç dikkat etmedim lan. O zaten şurada 60'a düşüyor. Bak bu asfalt biraz daha iyi. Yol tutuşunu bir nebze daha çok arttırır. Hayır, insan şuraya bir bariyer koyar lan. Allah göstermesin var ya. Abi baksana şuna. Yani motorcuların en çok kullandığı yollardan biri burası. Ulan ah, yaz bir gelsin. Abi tam yaz bitmeye yakın, motor alınca böyle oluyor yani. Yapacak bir şey yok. Aman tanrım dedim. Size gel. Böyle ya. Ben nereye düştüm böyle gençler? Aman tanrım dedim. Gençler, şuraya bakar mısınız? Kar yağıyor lan. Lan oğlum, bizim evin orada güneş vardı ya.
44 Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Şu an dışarıdayız. Yaklaşık bir 15 dakika önce evden çıktığımda güneş vardı ve hava sıcaktı. Şu an biraz dağlara geldim. Yüksek yerlere çıktım. Sis çöktü. Kar yağmaya başladı. Bilmiyorum görebiliyor musunuz şu anda? Kar başladı. Kızımla birlikte pis geziyoruz. Çamur içindeyiz ikimiz de. Ama aslında güzel oldu. Çok güzel bir manzara var şu an burada. Bunları size göstermek isterdim. Ki zaten şu anda kaydediyorum. Bu videoyu da yakında montajlayıp sizlerle birlikte izleriz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Oğlum bu ne ya? Kara yakalandık anasını satayım. Şu an bilmiyorum kameraya ne kadar yansıyor. Ama yansıyordur illa ki. Boru değil yani. Hero 8 kullanıyoruz. Abi. Şuna bak ya. Şaka gibi işte. İsviçre'nin de hali bu arkadaşlar. 5 dakikasını tutmuyor. 1 saat içerisinde sana 3 mevsimi yaşatır bu ülke, yemin ediyorum. Şimdi ufak çıkıp eve geçelim, yoksa yollar kapanacak. Aman tanrım dedim. Kar değil, biraz daha çiğ gibi yağıyor böyle. Aslında o daha da tehlikeli ya. Kar en azından biraz daha yumuşak oluyor. Bu biraz daha sert. Haydi gidelim. Hadi kızım gidelim, hadi. Buralar bizi sevmiyor. Kızım sen çok mu yedin? Ne bu ağırlık? Seni acil diyete sokmamız lazım. Şu havaya bak ya. 2 dakikada var ya. Yani ben evden çıkalı, kamerayı açalı sadece 15 dakika oldu yani. Ne ara böyle oldu be? Bu sis kameraya ne kadar yansıyor? Kameradan görüş açısı nasıl görünüyor ama? Yani görüş açısı 5-10 metre bende. Çok fazla değil. Tabii aşağı indikçe bu mesafe daha da açılacak. Şu an yüksekte olduğum için aslında burası daha da yukarıya çıkıyor ama yani şu an burada böyleyse yukarıda hava nasıldır onu tahmin bile edemiyorum. Bak ya, şaka gibi ya. Görüyorsunuz değil mi? Bak şu an burada hiç sis yok. Ve aşağısı pırıl pırıl, kar bile yok. Yani diyorum ya, bu ülke sizi bir gün içerisinde, bir saat içerisinde 3 mevsimi rahatlıkla yaşatır. Bizi geri döndürdün ya, alacağın olsun lan senin daha. Abi nasıl soğuk ya, ellerim dondu yemin ederim. Ya aslında var ya, gerçekten hani herkese değil de benim gibi böyle kışın motor kullanan, soğuk havalarda motor kullananlar için gerçekten elcik ısıtması şart ya. Vallahi şart. Bu kış geçti de hani önümüzdeki yaz sonuna doğru ben mutlaka taktıracağım. Böyle olmuyor çünkü abi. Ya parmaklarım kırılıyor resmen ya. Ya. Vay, bir emtoş daha gidiyor. Ama senin kadar tatlı değildi.
Gara gura bir şeydi kızım. Bakar mısın abi, havaya bak ya. Lan 15 dakika önceki hava nasıl, şimdiki hava nasıl ya? Hani diyeceksiniz, yeter ya, soğuk 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 deyip duruyorsun. Ne yapayım kardeş, soğuk. Soğuk yani soğuk, ben ne yapayım yani, soğuk donuyor bana satayım. Götümüz donuyor. Bakar mısınız? Burada yeri kupkuru ya. Bildiğin kupkuru anasını satayım. Ve güneş. Bak abi, gördünüz mü? Bak güneş. Güneş çıktı yine ya. Eve yaklaştım ya. Buradan ilk defa gidiyorum. Nereye gidiyor, nasıl gidiyor? Hiçbir fikrim yok gençler. Ha. Yavaş oğlum, yavaş. 30'luk yol amın. Tövbe yarabbim. Bak öyle mal gibi bekler. Mal gibi beklemiyormuş adam. Beni bekliyormuş ya lan. Abi benim bugün neyim var ya? Allah'ım ya. Evet arkadaşlar, bugünlük de benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi, hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmak ücretsiz ve size bir şey kaybettirmez. Ama birlikte çok güzel şeyler kazanabiliriz. Ve o güzel yorumlarınızda dikkat ediyorum, bu araları yapmıyorsunuz. O güzel yorumlarınızı yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.